dakikayı izlemeyen adamsın. Sen kitabı niye okursun ki? Okumayacaksın da. Üzerimize çok baskı olunca yazmayı hiç düşünmüyorum ama. Bu sefer bir üniversiteli kardeşim aradı beni. Dedi ki, hocam niye kitap basmıyorsun? Dedim, nasıl basayım kardeşim? Ben zaten şu telefondan mesajlara yetişemiyorum. Ya bakalım şimdi. Şaka gelir. Değil mi? Şaka gelir. Şöyle yaklaştıralım. Biz röportaja başlayalı 20 dakika oldu. 65 mesaj var sadece WhatsApp'ta. Doğru mu? Her birine bir dakika harcarsam bir saat yapıyor kafadan. Cevap verdiğin zaman bir cevap daha geliyor. Cevap verdiğin zaman ve açık gördüklerinde daha çok yüklenme oluyor. Şimdi dedim ki ben bu kadar işimin arasında nasıl bu kitabı yazayım? Ben kalemi alıp bunu yazamam. Dedi ki hocam her akşam bana yarım saat ayır gece. Kaçta müsaitim? Ben dedim 2'ye kadar oturan adamım. 12'den sonra. Ben dedi Urfa çadırcıya mı arıyor? Efendim kardeşim. Aleyküm selam. Şu anda canlı yayındayım. Müsaade eder misin ben seni arayayım birazdan? Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Unutturma bunu da abi. Şimdi dedi ki kardeşimiz, hocam dedi sen söyle ben yazayım dedi. Her akşam bana yarım saat. Lan mantıklı geldi değil mi? Allah razı olsun uçuşluktan. Dedi ki hocam senin bilgilerin eser olarak kalmalı dedi. Bak kendimi eser görüyor, yok işte müthiş bir kitap basıyor olay değil. Ama senin tarzın, senin bilgin kalmalı dedi. Yani bir kitaba dökülmeli dedi. Bunun üzerine ne yaptık? İşte gece 12'de yarım saat salonunla anlattık ona. Şu bu, şu bu. İşte gece 12'de ben bu akşam kafam kaldırmaz dedim ona. Şu bu tam 2 aydır uğraşıyoruz. Şu anda bitme aşamasında. Abi bana kitabı okudu ya. Ben bile hayret ettim biliyor musun? Vay be. Ben hakikaten çok şey biliyormuşum be. Ben bile hayret ettim kendime. Bak samimiyetimle söyleyeyim.